Tekrar merhabalar. Hoş geldiniz Vaft TV'ye. Hayata dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam bir ömür nasıl yaşanır sorusunun peşine düştük. Kıymetli konuğum Doktor Savaş ile. Değerli hocam dedik ki doğduğumuz ev ya da mahalle kaderimiz değil. Ee, anne baba bizim gelişimimizde çok önemli ama diyelim ki oradan yana şanslı olamadık. Seçilmiş ailemiz, dostlarımız, arkadaşlarımız da bizim için çok kıymetli. Evet. Üniversite eğitimi de evet gerekli ama her şey değil. Orada donanımımızı arttıracak, çoğaltacak, besleyecek alanları bizim oluşturmamız ve çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dostların yanı sıra bir de hocalarımız zaman zaman rehberliğine başvuracağımız, üstadlarımız haliyle halleneceğimiz büyüklerimiz de bizim hayatımızda çok çok önemli. Şimdi kendimizi inşa etmeye çalıştığımız bir süreç eğitim var. <laughs> Arkadaşlar var, evet. hocalar var. E, sosyalleşmek de istiyoruz. Çok da temel bir ihtiyaç. E, bağ kuran canlılarız. Bugün nörobilimde diyor ki insan beyni bağ kurmadan yaşayamaz. Mutlaka bir ötekine, bir kalpte karşılığımızı, aksi sedamızı bulmaya ihtiyacımız var. E, çok istiyoruz, çok da iyi geliyor, iyileştiren bir yanı var ama sosyalleşmenin ölçüsü, sınırı nasıl olmalı? Çünkü tamamen inzivaya da çekilemeyiz. Tabiatımıza aykırı evet. ama çok sosyalleştiğimizde sorumluluklarımız, ödevlerimiz, evet. görevlerimiz, kendi içimize bakışımız biraz kendinden kaçar halede gelebiliyor insan. Burada nasıl bir sınır ya da çerçeve olabilir? Tabii insan gençken daha dışa dönük çünkü merakı çok canlı tecessüs halinde hem alemi hem soyut konuları hem de insanları merak ediyor ve eklenmeye çalışıyor. Yani insanların eklenmesini ve kendisi de eklemeyi eklenmeyi e, istiyor. Bu şekilde hem kendini daha güvende hissediyor hem de insanlarla bir şeyi paylaşmanın hazzını, e, zevkini yaşıyor. Çok önemli bir şey. E, canlı bir sosyal çevre olması çok önemli. Fakat tabii her karakter e, sosyal canlılık anlamında etkileşim anlamında aynı şey değil. O yüzden bazen bu hataları biz hocalar ve anne babalar olarak yapıyoruz. Kendi karakterimizi çocuğa giydirmeye çalışıyoruz veya ideal gördüğümüz birisinin karakterini giydirmeye çalışıyoruz. İşte biz çok sosyal olabiliriz ama o daha seçici bir insan olabilir. Bizim gibi çok aktif olmayı her zaman istemeyebilir. Buna da saygı göstermek lazım. İlk bence dikkat etmemiz gereken şey o yani. İnsan tabiatına göre sosyalleşir. Öyle tabiatını göz ardı ederek bir sosyalleşme tek başına fazilet değil. Bazısına ceza gibi gelir. Yani çok insanla oturup kalkmak çünkü dikkatini odaklayamayan insanlardır. Onlar dikkatleri daha içseldir vesaire. ama bizim gibi işte çok işte canlı, gençken e gitgide zaten mesela bende de öyle. Yani yıllar geçtikçe tecrübelerle Sevdiğin konular derinleştiğin e, konular kendinle ilgili algıların e, muhakemen yargılamaların muhasebelerin değiştiği vakit o zaten insanlar olan ilişkine de yansıyor yani artık çok fazla kalabalık sevmiyorsun hep söylüyorum yani bir çok büyük bir rakam iki kitledir üç kalabalıktır yani üçün, üçüncünden sonra ben mesela pek kaldıramam e, ama öyle dostluklar e, tesis edilebilir ki, yani bir dost, bir hafta mesela onunla sohbet sana yeter. Bir kere gittin, benim var mesela öyle iki tane çok sevdiğim e, abilerim var. E, birisi musiki üstadım, birisi eski bir a, arkadaşım. Mesela onlarla haftada bir kere ben görüşünce o bana e, yetiyor. Çünkü içimi ferahlatıyor, güzel insan görüyorum. böyle Hep de böyle ciddi mitli entel konuşmuyoruz yani muhabbetler, fıkralar, eski hatıralar, tanıdığımız insanlar, gözlemlerimiz, şikayetlerimiz vesaire vesaire. Şimdi gönülden gönüle bir yol kurulunca o insanı çok besliyor. İnsan bunu gençten çok fark etmeyebilir. İnsan daha dışsal oluyor. Fakat 41 40 yaşlardan sonra o işte hayatın tokatlarını yemeye başladıktan sonra hayal kırıklıkları, oluşmaya başlayınca Aslında her bir emelimizin bir elem doğurduğunu anlamaya başladığımız zaman insan e, biraz süzülmeye başlıyor biraz demlenmeye başlıyor ve diyor ki ya bu kadar kalabalığa gerek yok yani benim şu 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 insanlar güzel insanlar iktifa edebilirim yetinebilirim bu kadar çok konuyla uğraşmaya gerek, gerek yok şu 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 benim hem dünyam hem ahiretin için daha güzel. Hatta veya toptan bırakabiliyor. Mesela ben Musiki üstadımla ilk meşke başladığımda, o mevlevi yolundan meşketmiş bir ustadır. Ee, dedim ki hocam dedim şey yapsak böyle e, Musiki ders aralarında meşkin aralarında mesnevi şerif falan okursak. Ee, şu cevabı verdi hiç unutmadım. Savaşci'm dedi ben dedi. Soyunmaya çalışıyorum, yeniden giyinmeye çalışmıyorum. Hmm. Çünkü öğrendiğim her şey bana yük oldu dedi. Çünkü gereğini yerine getiremedim. <laughs> o yüzden boş boşver dedi. Ee, sonra yavaş yavaş tabii anladım ki yıllar içinde o sözü çok çok doğru bir söz. Ee, çünkü öğrettiği kendi şahsiyeti. Yani kelamı ile meramı arasında uçurum yok bizimkiler gibi. İlk bölümde çok güzel söylediniz. Hali ile kali arasında yani sözü ile işi arasında, özü arasında fark yok. Biz arada boşluk olduğu için o araları sözle dolduruyoruz. O yüzden çok konuşuyoruz. Çok yazıyoruz. Yani kendimi de en başa koyarak söylüyorum. Hali olan bir insan bu kadar konuşmaz. E çünkü o zaten haliyle insanlara ne söyleyeceğini söylüyor yani. İlla konuşması gerekmiyor. O yüzden tasavvufta vardır. Sükuti sohbet denir. Yani sessizlik sohbeti vardır. İlla konuşman gerekmez yani gözlerle anlaşırsın. Göz bile değil yani gözünü yumsan gene anlaşırsın. Kalp kalp diye bir şey var biz şimdi kalbimizde biraz unuttuk. Kulaklara, ağza, gözlere bu kadar ağırlık verilince duyulara çok abanınca duygular geride kalıyor. Yani O maratona yetişemiyor. Hı hı. Ee, mesela bu hızlı akan görüntüler, hızlı akan yazılar, bizim e, bir türlü bir şeyle e, yetinmememiz, bir konuda tatmin olmamamız. Bunların aslında hepsi birbiriyle ilişkili şeyler. Korkunç bir usanç durumu var. İnsanlar kendilerinden usanmış durumda. Uğraştıkları şeylerden usanıyorlar. Fanı oldukları şeylerden usanıyorlar. Sürekli bir oradan oraya gitme, oradan oraya kayma durumu var. E bunların hepsinden kurtulmak için aslında hal sahibi olan kendisi olan şeffaf mış gibi yaşamayan, mış gibi davranmayan, mış gibi konuşmayan kendisi ne varsa kabında o tür insanlar insanın gerçek rehberleri oluyor. E, ve bunu yaparken de her zaman işte bizim gene eğitimle verilen e, ve toplumda aslında insanı yine söylüyorum öncelik olmaktan araç olmaya indirgeyen bazı yanlış zanlarımız var. Onlardan birisi e, bilginin e, zahiri bir şey olduğu. Yani bilgi bir yerden elde ettiğin şeydir, dışsaldır. Hı. Halbuki kalbi bilgi herhangi bir öğrenme ihtiyaç duymadan, herhangi bir edinime ihtiyaç duymadan e, Allah'ın Bizim çekirdeğimiz olarak yani insanın bir çekirdeği var mı? Var. Kalbidir. Ee, her şey oradan akıyor ve insanlara ve aleme de öyle aslında yaklaşıyoruz. Biz kalbimizi unuttuğumuz için bakın kalp kelimesi bile nadiren kullanılıyor. İnsan kelimesi batı literatüründe şu anda çok nadiren kullanılıyor. Onun yerine birey kelimesi birey. kullanılıyor. Individual kelimesi veya individual kelimesi individual kelimesi kullanıyor. Ee, bunlar Bizi kalpten uzaklaştırmamalı. Hı hı. Kalbi sohbet denen bir şey var. Hı hı. Aynı yerde bile olmayabiliriz. Yani binlerce kilometre aranda olabilir ama kalbin beraberdir. Hı hı. Bunu da yaşamamız lazım. Bunu ben hani bir eğitimle öğretilmez. Kalbi e, ilişki eğitimi falan veya koçluğu <laughs> neyse öyle bir şey yok. Hı hı. Fakat bunu ancak kalp sahibi ve kalbi olduğunun farkında olan insanlarla dostluk yaparak onların talebeliğine girerek öğrenebiliriz. O işin uzmanları da yani kalp uzmanları da bunlar. Yani ama insanın yine söylüyorum çekirdeği o. Diğer bütün bilgiler aslında o bilgilerin çevresinde anlamlı oluyor. Kalp olmayınca her biri çok kuru, mekanik, her an dökülebilir. Üstümüzden böyle makyaj gibi akan şeyler oluyor. Yine Neşet Ertaş üstadın dediği gibi gönülden gönüle yol gizli gizli diyor. Aynen. İşte bugün nörobilim kalpteki nöronları araştırıyor. Kalbin evet. enerji alanını, beyin ikizliği diye bir şey var. İki kişi birbiriyle etkileşim içindeyken konuşmuyorken bile beyin dalgaları Allah rezonansa giriyor. Ve birlikte hmm. titreşmeye başlıyor. Aynı dalgayı e, gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz Hatta zaman Hatta ben bir bilimsel... e, sözünüzü balla keseyim. Bir tıp makalesi görmüştüm. Arada bir okuruyorum. Ee, kalpteki bir damar, pardon bir kas türü beyinde aynı şekilde bulunuyormuş. Hafıza hı hı. kası.